Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha samimi dostluk kurar? Kime benziyor? Şarkıcı var benim. Evet. Saliha Sultan'a benziyor. Evet. Değil mi? Evet. Bayağı benziyor Saliha. Ama çok güzel kız, evet, maşallah. Hı? Benziyor Saliha. Evet. Yüzü çok temiz, bayağı nurlu. Dürüst. Mesela diyor ki, çocuk sordu ya, İffet Nur nasıl anlaşılır? Mesela bak, yüzünden anlaşılıyor. Pırıl pırıl, tertemiz bir kız. Evet. İffet Nur'u olmadığında böyle olmaz yüz. Bu şekilde olmuyor. Bu Allah'tan özel bir nur damgasıdır. Oradan bakar bakmaz anlaşılır. O müminler için büyük bir nimet, güzellik. Kadınların kurduğu samimi dostluk. Kıyas olmaz yani erkeklerden. Yani kıyası kabiliye. Kadın çok ince ve detaylı düşünür. Tutkuyla bağlanır. Ya çok şefkatli, merhametlidir kadın. Güzellikleri çok iyi görür. Sanatçı ruhludur kadınlar. Sabırlıdır. Tahammüllü olur ayrıca kadınlar. Vefa hissi yüksektir. Hayret edecek bir vefa gösterir yani. Erkekler daha düz düşünürler, daha kısa düşünürler. Yani sanatçı yönü kadına kıyasla daha azdır. Kadın ise temizlik yönü, temizliği, titizliği, girift, detayları görme yeteneği çok yüksektir ve bunu herkes görüyor, yani bilinir. Bu bir iltifat falan değil, teknik bir üstünlük var, yani görülüyor o yönde. Ama tabii erkeklerin de kendine has yönleri vardır ayrı mesele. Ama kadın hakikaten mübarek bir varlıktır. Sevmek ve sevilmekten çok hoşlanır kadın. Yani çok yüksek bir hazdır onda. Yani çok şiddetli bir hazdır. Bilinç altında güçlüdür. Ama kadında gelecek korkusu çok şiddetlidir. Yani erkeklerde gelecek içgüdüsü o kadar şiddetli olmaz. Ama kadında çok yüksektir. O da kadının adeli gücünün daha zayıf olması ve savunmasız olması, daha az savunma gücü olmasıdır. Erken savunma gücü daha yüksek olduğu için onlarda gelecek duygusu daha azalmıştır, daha azdır. O yüzden kadınlar bazen vicdanıyla değil de mantığıyla hareket ederler. O yönde bir kayıp gelişir. Çünkü o öyle bir durum olduğunda kayıp şiddetli olur Allah katında. Ama genelde kadın manevi yönden, birçok yönden üstün meziyetler taşıyan bir varlıktır.